Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size yine ilginç bir ürün inceleyeceğim. İlginç çıkarılan ürünlerin, böyle garip garip ürünlerin, insanların böyle bir seferlik parasını almak için olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu like edin. Bakalım kaç kişi benimle aynı fikirde. Yani ben açıkçası birçok garip ürünü incelediğimde hayal kırıklığına uğruyorum ve genelde bunlar böyle tek adım atışlık, işte ne kadar çok kişiye satarsak bir kerelik o kadar iyi diye olan ürünler olduğunu düşünüyorum. Ama bazıları ise gerçekten beni çok şaşırtıyor ve çok işe yarıyor. Isıyla renk değiştiren saç boyası gibi. Bu fondöteni alalı bayağı uzun zaman oldu. Dünyada hiç kimse denemiyorken ben deneyeyim istemiştim. Fakat Instagram'dan bu arada bir takipçim bana göndermişti. Fakat bunu çekeceğim diye hazırlanmıştım. Ertesi gün çekeceğim diye programlamıştım. Programladığım gün Jeffree Star yayınladı bunu. Ben de bir şeyleri izleyince ister istemez onların yorumlarından etkilenebiliyorum. O sebepten ötürü videoyu izlemedim etkilenmeyeyim diye. Şu anda TLM Color Changing Foundation, yani beyaz fondöteni deneyeceğim. Bu fondöten rivayete göre beyaz ve sürüldüğünde ten rengi oluyor. Instagram videolarında gerçekten oldukça güzel gözüküyordu. Ve bana da yine sizler gönderdiniz. Bir takipçim bunu göndermişti. Onun sayesinde haberdar oldum. Yine böyle ilginç ürünler gördüğünüzde lütfen benimle paylaşın. Jeffree Star'dan önce paylaşan olduğumu bilmiyorum ama yani onların şöyle bir avantajı var. Bizim gümrük yasağı olduğu için biz her çıkan ürünü zırt diye ülkemize alıp getiremiyoruz maalesef. Gümrüğe takılabiliyor vesaire. Bu da şansa geçmişti bu arada. Yani geçmeseydi param muhtemelen yanacaktı. Tabii bütün dünya markaları ellerinin altında olduğu için her şeyi çok daha hızlı bir şekilde inceleyebiliyorlar. İnşallah biz de bir gün öyle oluruz. Tabii döviz böyle giderse biraz zor. Neyse. Sinirimiz o konuda bozuk. İddiası şu, beyaz renkte 4K yani 4K çözünürlükteki kamerada bile kesinlikle gözükmüyor. Çıplak gözle bakıldığında gözükmüyor. Profesyonel make-up'lar yani make-up artistler ve sizin için mükemmel demiş. Televizyon endüstrisi için high definition bir teknoloji. Nemlendiricili ve 16 saat kalıcı. Şöyle elimin üzerine alıyorum. Şu an 4K video çekiyoruz arkadaşlar. Şu an burada gördüğünüz gibi bayağı bildiğiniz bembeyaz. Bu Nivea krem. Bayağı bir yağlı bir krem bence bu. Vallahi aynen öyle yani. Şu an Nivea krem sürüyor gibiyim. Yüzümde deneyeceğim tabii ki ama şu an bir etkisini görmek için elimde gerçekten yok oldu. Gerçekten şu an tamamen eridi. Fakat çok yağlı gözüküyor. Bu elimizdeki dursun. Şimdi yüzümüze uygulayalım o zaman. Fondöten fırçası getirdim. Eğer başa çıkamazsam... Beauty Blender de getirdim. Benim göz altlarımda şu anda kapatıcı var. Makyajımın geri kalanı yaptım. İyi hemen kolay kolay uygulayabilirim diye. Evet. Aynı his. Yağlı his. Kapatacak mı peki? Beni çok merak ediyorum şu an. Devam. Transparanlaştı. Aynı transparanlaştı bu arada. Başka bir tanım yapamayacağım. Yani Nivea kremi alıp yüzüme şu an sürüyormuşum gibi hissediyorum. İlk izlenim. Bicik bicik parlıyorum şu anda. Bilerek burada çektim. Aa, belki ışık düzenimi artık çok seversen bu tarafta böyle bu şekilde çekebilirim. Daha böyle gerçekçi oluyor çünkü. Ve böyle ışık yansımalarını da çok güzel gösteriyor. Şu an yüzüm vicik yağ dökmüşüm gibi parlıyor. Başka özelliklerine bakalım. Gerçekten transparan mı? Daha da zoomlamam gerekiyor. Yani yakına girmem gerekiyor. Kamerayı yaklaştıracağım ki 4K'da gerçekten görünmez etki olacak mı? Videoları 4K yayınlamamaya çalışıyorum. Çünkü cep telefonunda hızlı olduğunda YouTube otomatik olarak en iyisini ayarlıyor ve insanların internet kotasını böyle emiyor. Ama bu videoyu daha kısa tutup hani oradan bir şekilde kurtarırız diye şey yaptım. Evet, şu an en yakındayım. Yüzüme biraz sert gölgeler düşüyor. Kesinlikle görünmüyor. O konuda hemfikiriz. Fakat şuradan bayağı böyle şu an hani morluğum, lekem, mesela şuradaki lekem. Yani hiçbir şekilde örtücülü yok. Bu tamamen transparan bir krem. Bir beyazlık verdi. O da aslında böyle bir aydınlık gösteriyor. İyice yakına giriyorum sevgili arkadaşlar. Bütün kusurlarımı görün.
Ay şunu takayım da bari öyle görün. toplamak için takıyor. Ters taktım, ters. Bir de hava yapacağım güya. Dün akşam 1 milyon partisini kutlamıştık ve oradan Eda Güler bana bu harika tacı göndermişti. Ben de bunu takmıştım. Gerçekten ilgi odağı oldu. Muhteşem bir taç. Şunu taksak birkaç sene önce deli derlerdi. Şu an hala ben bunları gördüğümde bu arada deli dedim yani. Ama Met Gala'da falan böyle takınca insanlar koca koca taçlar. Bu sene bayağı moda. Görüntü transparan olmasına rağmen, tamamen eriyip gerçekten transparanlaşmasına rağmen elimin üstünde hala aynı şekilde. Neden beyazlaştığımı merak ediyorum. Onun dışında aşırı yağlı. Yağlı. Yağlı ciltler bu fondöteni kesinlikle kullanamazlar. Şey görünmüyor. Çünkü krem bu, krem. Krem yalan bunlar. Bütün yalan dolan bu bir fondöten değil arkadaşlar. Bunun kalması falan da mümkün değil yani. Bunu bu yüzüm benim birazdan pıçık diye kusacak. O zaman yine tekrar ediyorum. Bunların tek seferlik para tuzağı olduğunu düşünüyorsanız ve böyle tuzaklara düşmemek istiyorsanız ben düşeyim. Sebileri buna para versin ve o tuzağa düşsün. Onun tecrübelerinden de biz faydalanalım. Böylece almayalım diyorsanız bana böyle gördüğünüz yine bir şeyler olursa gönderin. Aa kızım gelmiş. Kızım gelmiş. Kızım gelmiş. Annenin o taçla kafanı delebilir yalnız. Bunu hemen çıkaralım. Evet arkadaşlar aradan yaklaşık kaç dakika geçti? 20 dakika geçti. Hala aynı parlama var ve zaten fondöten değil. Kapatmadığı için fondöten değil. Sadece beyazlaştıran bir krem. Bak Koreliler bunu sevebilir. Hem parlak hem beyaz. Geleceğim mi aşkım? Gel gel beraber final yapalım. Gel. Uçtu 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 uçtu. Ay gülermiş annesine gülermiş aşkım. Gel bakalım beraber veda edelim. Hoppa hoppa. Hadi annemin kanalına abone olun. Butona basın. Yeni bildirimlerden haberdar olmak için lütfen çan işaretine basmayı unutmayın. Tuzağa düşmemek için de bana şunu dene bunu dene deyin. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.